Merhaba, sizi selamlıyorum ve yeni bir videoyla yine karşınızdayız kızım beraber. Merhaba. Ve yeğenim de beraber. Merhaba. Ve bugün size pirinç yapacağız. En güzel pirinci yapacağız size, böyle tane tane pirinç yapacağız size. Ve malzemeleri hemen saymaya geçelim. Evet. 90 gram arpa şariye lazım. 270 gram pirinç lazım, kaliteli olsun. 600 ml soğuk su lazım. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek yemek kaşığı margarin ve tuz. Tuzun miktarını ben size söyleyeceğim. Ama ben bunu da eklemek istiyorum. Ben örneğin pirinç yaptığımda tartmıyorum ve su milimini de yani ölçmüyorum. Size nasıl ben pirinci ayarladığımı 2 dakika söyleyeyim. Örneğin bu benim ölçü bardağım olsa, bunu kullansam pirinç yapmak için. Bir bardak pirinç kullanırdım o zaman ve bunu da böyle yaptım zaten. Bir bardak pirinç ve 2 bardak soğuk su kullanırım. Ama ve lakin bu bardak sizin için çok büyükse, örneğin küçük bir bardak da kullanabilirsiniz. Ama burada önemli olan her zaman için bir bardak pirince 2 bardak su kullanmanızdır. Öncelikle margarinle tereyağımızı tenceremize ilave edeceğiz ve biraz eriteceğiz. Sonra arpa şehriye içine ekleyeceğiz ve altın sarısı ve birazcık böyle koyu rağ kahverengi olana kadar kavuracağız onları. Kahverengi bir kıvam aldığında pirincimizi de içine ilave edeceğiz ve 1 dakika pirinçle beraber de kavuracağız. Evet, hemen 1 dakika kavrulduktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz ve ocağımızı orta dereceye kısacağız. Zaten ben önce en yüksek dereceye vermiştim. Sonra orta dereceye kısacağız. Yaklaşık 15-16 dakika sonra pirincin altını kapatıyoruz. Şurada altında biraz su oluşur ama sorun değil. Pirincin altını kapatın, kapağını üstüne bırakın ve 10 dakika böyle dinlenmeye bırakın. Evet, şimdi pirincimiz bitti. 16 dakika kaynama süresi oldu ve yaklaşık 10-12 dakika dinlenme süresi oldu ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Ve videomuz burada sona erdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve gene görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bye. Bye.